bugün İletişim Fakültesinden değerli arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Merhabalar. Ben Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden geçen yıl mezun oldum. Ben Kadir, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümü okuyorum. İkinci sınıfım. Merhabalar, ben Mert Özgür. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Ön Lisans bölümünde mezunum. Çift anada olarak Radyo Televizyon bölümü ön lisans yapmaktayım. Grafik Tasarım bölümünde mezun oldum. Ben Zeynep Bayrakcan, Nişantaşı Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisiyim. Üçüncü senem. Merhabalar, ben Barış. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nda Radyo Televizyon Programcılığı okumaktayım. İkinci sınıfım. Edebiyattan KPSS süreci zorunlu olduğu için ve sonrasında atama stresi yaşayacağım için meslek yelpazesinin daha geniş olduğunu düşünerek Radyo Televizyon Sinema'da karar kıldım ve son anda böyle bir tercih yaparak bu bölümü okudum. Liseden inşaat teknisyenliği olarak mezun oldum. Daha sonra bu televizyon sektöründe çok eğlenceli olduğu için yönelmek istedim. Tecilik daha çok merak işi. Aslında araştırmayı seven, meraklı olduğu konularda özellikle. Yani zaten bunun birçok dalı var. Muhabirlik, spiker. Grafik tasarım tercih edeceksiniz. Çizim yeteneğiniz biraz iyi olmasına bakın. Evet. Televizyon içinde ben kısa film çekebilirim. Senaryo iyi yazabilirim. Yaratıcıyım diyebiliyorsanız düşünmeden tercih edebilirsiniz. Gazetecilik okumak için de çalışma saatlerini sorun etmemek, yani gece gündüz haber peşinde koşabilecekseniz, araştırmayı seviyorsanız, meraklıysanız tercih etmeniz gerekiyor. Sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bugün YKS Tercihlerin programıyla yine sizlerle bir aradayız. YKS tercihleri yapan öğrencileri, bugün de iletişim bölümü öğrencileriyle buluşturarak tercihlerinde kolaylık sağlamaya çalışacağız. Bugün İletişim Fakültesinden değerli arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Kısaca onları tanıyalım dilerseniz. Evet Pınar, sizinle başlayalım. Merhabalar. Ben Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden geçen yıl mezun oldum. Bu şekilde şu anda Üniversite TV'de stajımı yapmaktayım. Çok güzel. Devam edelim Kadir Bey sizinle. Ben Kadir. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümü okuyorum. İkinci sınıfım. Yani Üniversite TV'de stajyer olarak görev alıyorum. Evet, güzel. Arkadaşlar şöyle, bugün İletişim Fakültesinden farklı bölümden arkadaşlar bizlerle birlikte. Kimi 4 yıllık lisans programında okuyor ya da mezun, kimi ön lisans programında okuyor. Arkadaşlar şimdi ön lisans ve lisans programlarının biliyorsunuz büyük farkları var ama bunlarda DGS gibi şanslarınız, yani 4 yılla tamamlama gibi bir fırsatınız var. Ama yine de ne olmak istiyorsanız o bölüm üzerinden tercih yapmanız noktasında her zaman bizler tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Şu an buradaki bütün öğrencilerimiz, yanımızda bulunan 5 öğrencimiz de üniversitede iletişim üzerine okuyor aslında. Farklı üniversitelerde olsalar da iletişim üzerine okuyorlar ve hepsinin kendi üniversitelerindeki deneyimlerini dinleyeceğiz birazdan ve aynı zamanda kendi üniversitelerini de anlatmalarını isteyeceğiz. Üniversitelerde neler yaşadıklarını, tercih sürecinde neler yaşadıklarını, istedikleri bölümü kazanıp kazanamadıklarını. Çünkü biliyorsunuz tercih yapıyoruz ama her zaman istediğimiz bölümle karşılaşamayabiliyoruz. O yüzden yaşanılanlar, yani deneyimler çok değerli bizim için. O yüzden sizler için biz burada 5 farklı üniversiteden 5 farklı arkadaşımızı çağırdık ki sizler bu noktada deneyimlerinden faydalanın. Evet, diğer arkadaşımızla devam edelim lütfen. Mert, seninle devam edelim. Merhabalar, ben Mert Özgür. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Ön Lisans bölümünde mezunum. Çift anada olarak Radyo Televizyon bölümü ön lisans yapmaktayım. Çift anada yapmaktayım kısacası. Grafik Tasarım bölümünde mezun oldum. Şu anda Üniversite TV'de stajımı yapmaktayım. Evet, çok güzel. Stajyer arkadaşlarımızdan Mert şu an gene kendisini tanıttı. Birazdan ama Mert hem üniversiteni de tanımak isteyeceğiz hem de tercih sürecinde yaşadıklarına da yer vereceğiz. Ama öncesinde diğer arkadaşlarımızı da tanıyalım. Bu arada hem devlet üniversitelerinden hem de vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler var. Dikkat ederseniz böyle de bir kombin oluşturmaya çalıştık ki farklı üniversiteleri tanıyabilin. Diğer, evet Zeynep'ciğim, seninle devam edelim. Ben Zeynep Bayrakcan, Nişantaşı Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. Üçüncü senem.
Üçüncü sınıfa geçtin mi? Evet, üçüncü sınıfa geçtim. 4 senelik okul. Evet, 4 yıllık lisans programında okuyorsun. Evet, lisans programında okuyorum. Güzel. Barış, seninle devam edelim. Merhabalar, ben Barış. İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu'nda radyo televizyon programcılığı okumaktayım. İkinci sınıfım. Üniversite lisans Sivil'de... programı, evet, değil mi? Yine lisans, aynısı. Evet, güzel. Sen ikinci sınıfı bitirdin mi, ikiye mi geçtin? İkinci sınıfı bitirdim. İkinci sınıfı, evet, bitirdin. Güzel. Arkadaşlarımızın en az 2 yıl okumuş olması da büyük avantaj şu an bizim. 2 yıl güzel bir deneyim biriktirdiler. Aslında 2 yılda birçok şeyi gördüler, gözlemlediler ve bu yaşadıklarını birazdan bizimle paylaşacaklar. Peki değerli arkadaşlar, şimdi sizler de diğer üniversite öğrencileri gibi aslında YKS tercihleri yaptınız. Ve çok da yakın bir zaman aslında baktığınızda 2 yıl önce siz de aynı süreçten geçiyordunuz. Aynı heyecanı yaşıyordunuz. Ve sonrasında üniversiteye geldiniz. Arkadaşlar, hocalar ve artık iş hayatı derken yavaş yavaş aslında sınavı geride bırakıp mesleğe doğru yöneldiniz. Evet, şimdi Pınar'la devam edelim ve Pınar 4 yıllık lisans mezunu, bize YKS tercih sürecinde yaşadıklarını anlatır mı? Tabii ki de. Bir YKS tercih sürecinde yaşadıklarından bahsetmesini istiyoruz. Tabii ki de. Şöyle, ben öncelikle radyo, televizyon, sinema bölümü okumak gibi bir düşüncem yoktu. YKS döneminde fikrimi son anda değiştirdim ve radyo, televizyon, sinemaya geçmeye karar verdim. Aslında ne okumak istiyordun? Aslında edebiyat okumak istiyordum. Aa, oradan aslında ya çok baktığınızda evet, ikisi de sözel bir bölüm. Ama sektördeki iş alanlarına baktığınızda çok farklı değil mi? Evet, fakat edebiyattan KPSS süreci zorunlu olduğu için ve sonrasında atama stresi yaşayacağım için meslek yelpazesinin daha geniş olduğunu düşünerek radyo, televizyon, sinemada karar kıldım ve son anda böyle bir tercih yaparak bu bölümü okudum. Peki senin kararını etkileyen ne oldu o son dakikalarda? KPSS süreci oldu yine. Atama ama gene bir sıkıntısı, aile, bir arkadaş ihtimali. Ya da iş bulamamış biri mi seni etkiledi? Evet, çevremde edebiyat gibi bölümler okuyup iş bulmakta sıkıntı çeken, KPSS'ye hazırlanan kişiler vardı. Bu nedenle son anda fikrimi değiştirdim ve ya da televizyon, sinemaya da karar kıldım. Evet, bakın bir anda hayatlarımız birilerinin yaşantısını görerek çok bambaşka bir yere evrilebiliyor. Aslında Pınar edebiyat öğretmeni olabilecekken ya da şu an bir dershanede ya da bir okulda çalışabilecekken bir TV sektöründe çalışmayı kendine tercih ederek o bölüme yönelmiş. Aslında baktığınızda bambaşka işler ikisi de. Peki şöyle dönüp düşündüğünde YKS tercihlerinde ya keşke edebiyat yazsaydım gibi bir düşünce oluştu mu? Bazen oluştu oluyor, fakat şu anda da okuduğum bölümden memnunum. Girdikten sonra ilgimi çekti, hoşuma gitti. Bu nedenle %100 bir pişmanlık yaşıyorum diyemem. Ama peki bu bölüm, yani radyo, sinema ve televizyon bölümüne girdikten sonra özellikle birinci ve ikinci sınıfta bu bölümü okurken ya çok keyifli, süper, iyi ki bu bölüme gelmişim, yani bu tarz düşüncelerin oluştu mu peki? Yani şöyle, ilk yıl, ilk dönem özellikle bir bocalama yaşadım aklımda olmayan bir bölüm olduğu için. Fakat sonrasında ikinci dönemden itibaren adapte oldum ve bocalamam geçti ve evet, iyi ki gelmişim dediğim noktaya ulaştım. Çok güzel. Peki birazdan okuduğun üniversiteyle ilgili de görüşlerini alacağız. Çünkü her üniversitede verilen eğitim de farklı tabii ki arkadaşlar. Kocaeli Üniversitesi'nde okumuştun değil, evet, mi? Kocaeli Üniversitesi'ni düşünen arkadaşlar için birazdan Pınar'ın değerli görüşlerine tekrar yer vereceğiz. Kadir, senin YKS tercih sürecinden biraz dinleyebilir miyiz, bahsedebilir misin? Tabii, hemen anlatayım. Ben de radyo televizyon bölümüne çok ilgi duyuyordum. İsteyerek de geldim. Hatta ilk 5 tercihime radyo televizyon bölümü olarak yazdım. Çok güzel. Peki lisede aslında bunun karşılığı var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lisede de bu bölümü okuyan liseliler var ve onlar tercih ediyor. Sizin liseniz hangisiydi? Bu tarz bir liseden mi mezun oldunuz? Yok, ben liseden inşaat teknisyenliği olarak mezun oldum. Daha sonra bu televizyon bölümüne, televizyon sektöründe çok eğlenceli olduğu için yani yönelmek istedim. Yani direkt o konuda tercih yaptım. Peki uzaktan tabii eğlenceli gelen bir bölüm. İşin içine girdikten sonra, birinci sınıfta ders almaya başladıktan sonra aynı kararda devam edebildin mi? Evet, gerçekten çok eğlenceliymiş, iyi ki bu bölümü yazmışım diyebildin mi? Yani evet, üniversitesine göre değişiyor ama bizim üniversite Ahiyar Üniversitesi'nde de direkt bu konuyla ilgili bayağı dersler veriyorlar teorik olarak. Yani ikinci sınıfta da uygulama derslere geçeceğiz. Yani birinci sınıfta da bayağı sevdiriyorlar bölümü. Güzel. Peki Ahi Evran Üniversitesi'nin yerini bilmeyen arkadaşlar olabilir. Kısaca ondan da bahseder misin? Tabii, Kırşehir'de güzel bir küçük bir şehir kendine göre. Yani daha çok üniversite öğrencileri geçindiriyor diyebilirim. Yani bayağı tercih ederim. Evet, Kırşehir'den yani üniversite dostu, memnunsun. Evet, üniversite dostu bir şehir. Evet, o çok önemli arkadaşlar. Şehrin üniversiteyle entegre olması, uyumu, öğrenciye bakışı.
Değil mi? O şehirde evet, yaşarken evet, size aslında büyük bir rahatlık veriyor. Sen de o zaman radyo ve televizyon okumaktan memnun olduğunu gayet söylüyorsun. Gayet memnunum. Yani. Sektörün içine girdikçe, araştırdıkça daha da evet ya tam bana göre dedin mi? Evet dedim. Bir de kendini geliştirmekle alakalı bir şeyler var. Yani bu sektörle iş bulma konusunda. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o konuda daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Peki bu bölümü kimlere tavsiye edersin Kadir? Sence bu bölümü yazacak bir öğrenci kim bu bölümü yazmalı? Neden bu bölümü yazmalı? Yani bu bölümü isteyenler, araştırma yapanlar, yani sevenler gelsin. Yani herkes sevdiği işte başarılı olur. Benim düşüncem bu yönde. Yani sevenler bu bölümü tercih edebilir. Evet, güzel. Hı? Peki, Mert seninle devam edelim. Sen ne düşünüyorsun? Bu tercihleri yaptın, bölüme girdin. Aslında grafik mi istiyordun? Sen aynı zamanda çap yapıyorsun radyo ve televizyonda. Grafik bölümüne girdikten sonra düşüncelerin nasıldı? Yazarken de gerçekten o bölümü isteyerek mi yazdın? O süreci biraz bize anlatabilir misin? Tercih döneminde aslında yazılım mühendisi istemiştim. Bilişim mezunu olduğum için istedim. Bir yazılım mühendisi istemiştim. Ama istediğim panel sıralamaya gelmeyince bilişime alternatif bölümler araştırmaya başladım. Evet, güzel. Mert, bilişime alternatif olsun diye aslında grafiği yazdın. Çünkü gene bilgisayarla haşır neşir olabileceğin bir bölüm olduğu evet, için mi? Evet. Peki radyo sinemada çap yapıyorsun RTS'de. Evet, çap yapmak. Aslında grafikle bağım, yani grafikten sonra aslında bu bölümü sevip diğer alana mı yöneldin? O nasıl gelişti çap yaptığın bölüm? Çap süreci nasıl mı gelişti? Evet. Şimdi ortalamam yükseldi. Grafik tasarımı okurken Instagram'da gezinirken okulun 2 yılda 2 diploma adatı da bir ilanını gördüm çap imkanına. Ve ortalamam da 2.70-2.100 lira olduğu için üniversitede çap olarak radyo televizyona başvurdum. Evet çok güzel. Aslında burada öğrencilere bu konuda da bilgi verelim. Çap denilen şey aslında bir bölümü okurken diğer bölümde de okuma şansı veriyor değil mi üniversite evet, size? Peki siz normalde kaç puan ortalamanıza göre değerlendiriliyor? 2.5 üzeri olanlar mı çap yapabiliyor? 2 ve 2.72 ve üzeri olanlar. 2.72 ve üzeri olanlar çap evet, yapabiliyor. Çok büyük aslında değil mi? Ortalamada yüksek bir rakam bu 2.72. 4 üzerinden 2. 4 üzerinden. Ha, o zaman çok değil. Ben 3 üzerinden düşünmüştüm. O zaman aslında çap yapmak çok da zor değil. Değil mi Mert? İsteyen herkes hemen hemen. İsteyen herkes yapabilir. 2.72 2 ve 2.72 üzeri olan herkes çap yapabiliyor. Evet. Bu anlamda güzel. Şu an ikinci bölümü de bitiriyoruz. Peki grafik mi, RTS mi desek hangisini önerirsin arkadaşlara? Benim tercihim aslında radyo televizyon daha eğlenceli diyebilirim. Radyo televizyon. Nedenine gelecek olsak radyo televizyonda film falan çektirdiler bize. Evet. Kamera arkası değil kamera mi? Kamera arkası, çekimi, kamera önü. Evet. Radyo televizyon bakarak bir tık sıkıcı geldi bana. Sürekli bilgisayar başında bir şey tasarlamak bir süre sonra insanı sıkıyor ve bilgisayarın başında oturmak. Evet. Peki şunu diyebilir miyiz? Grafik bölümü tercih edecek öğrenciler daha sabırlı, bilgisayar başında sürekli oturacakları bir iş yapacakları için aslında daha sabırlı öğrenciler tercih etsin diyebilir miyiz? Hemen çizim yetenekli olan kişiler diyorum. Evet. El çizimi yetenekli olan. El çizimi de yetenekli biraz olması gerekiyor. Benim el çizimim yetenekli olmadığı için güz döneminde biraz zorluk çektim. Ama dijital dönünce zorluk çekmedim. Evet aslında grafik dediğimizde ama artık her şey dijitalde değil mi peki grafik tasarımları? Bizim müfredat biraz öyle olduğu için güz döneminde elle çizdirdiler. Anladım. Belki zamanla o müfredatlar da değişebilir ama. Bitik senemiz de online'dı pandemiden dolayı. Evet o sürece denk gelen öğrencilersiniz. Peki evet, o süreçte uzaktan eğitimde ders almak nasıldı? Uzaktan eğitim süreci ders almanın artısı şöyleydi. Derslerimiz kaydediliyordu. Kaydedildiği için istediğiniz zaman o ders kaydına ulaşabilip ona göre eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Bir de o gün gelmediği zaman kayıttan derslere erişip istediğiniz zaman konuyu tekrar edip uygulamaya geçebilirdiniz. Evet güzel. Birazdan bir üniversitenizi de dinleyeceğiz. Zeynep'le devam edelim istiyorum. Zeynep gazetecilik okuyorsun. Evet. Şu an birçok öğrenciye baktığımızda sözel bölümlerde tercih yapmak isteyen öğrenciler gazetecilikle çok tercih etmek isteyen kişiler var. Gazetecilik tercih etmek isteyen öğrencilere neler söylemek istersin? Gazetecilik daha çok merak işi. Aslında araştırmayı seven, meraklı olduğu konularda özellikle. Yani zaten bunun birçok dalı var. Muhabirlik, spikerlik. Ben zaten ekran önünde olmak istiyorum. Ama ekranın arkasında olmak isteyenler için de masa başında gazetecilik, sayfa tasarımcılığı, grafik konusunda da zaten gazeteciliği kapsıyor. O yüzden ben ilk başta gazetecilik değil, grafik bölümü düşünüyordum. Sonrasında meslek lisesi seçtiğim için
bölümümü değiştirmek istedim. Gazeteciliğe yöneldim. Lisede mi gazeteciliğe yöneldin? Grafik okuyordum lisede. Lisede grafik evet, okudum. Evet, ondan sonra üniversitede tekrar gazeteciliğe yönelmek istedim. Çünkü stajımı bir gazetede yapmıştım. Ondan sonra zaten orada sahada oldukça daha çok deneyimim oldu. Yani masa başında olmayı sevmediğim için grafikten vazgeçtim. Yoksa sayfa tasarımı, yine gazeteciliği kapsayan şeyler. Sahada olmak için de muhabir olabiliriz veya işte kamera önünde spikerlik, kameramanlık. Bunların hepsi gazeteciliği kapsıyor. Yani bence bunu isteyen herkesin özellikle meraklı olması gerekiyor. Araştırmayı sevmesi gerekiyor ve bölümü sevmesi gerekiyor. Evet, bu çok değerli. Ama senin avantajın liseden, aslında meslek lisesinde bu tarz bir bölüm okumuş olman, değil mi? Evet. Peki sınıfa geldiğinde diğer arkadaşlarından meslek lisesi çıkışlı olmayanlar mutlaka vardır, normal liseden mezun olanlar. Vardı. Meslek lisesinden gelenlerle normal liseden gelen öğrenciler arasında fark oldu mu? Aslında meslek lisesi her zaman daha avantajlı oluyor bu konuda. Çünkü sonuçta biz bir eğitim alıyoruz. Bunu uygulamalı olarak alıyoruz. Anadolu liseliler genelde daha çok ders ağırlıklı aldıkları için onların tecrübeleri daha az oluyor. Ama onlar da üniversitede staja gidiyorlar. Yani her halükarda aslında ya eşit diyemem ama sonuçta onlar da staj görüyorlar. Ama siz de görüyorsunuz. Bizimki staj kadar yeterli olmasa da bence yine de ön lisanstan çok lisansın stajı daha yeterli oluyor. Evet, peki şunu diyebilir miyiz? Meslek lisesinden gelen öğrenciler daha kararlı ya da mesleği daha çok isteyerek gelen öğrenciler şeklinde bir ayrım yapabilir misin? Ben zaten aslında puanım Anadolu liselerine de yetiyordu. Ama ben kendim meslek istediğim için, mesleğe daha çok tecrübeli olmak istediğim için istemiştim. Ama isteyenler tabii Anadolu'da okuyabilirler. Çünkü bence aynı yeterlilikte oluyor, yani çok da fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü lisans tercih ettiğimiz zaman zaten 4 yıllık bir eğitim alıyoruz. O 4 yılda gayet yeterli oluyor meslek için. O açık kapanabiliyor aslında, evet, kapanabiliyor diyebiliriz. Peki, çok güzel. Barış, seninle devam edelim. Sen YKS tercih sürecinde bu bölümü tercih ettin. Peki bölümü tercih ettikten sonra iyi ki bu bölüme gelmişim ya da bu bölüm benim için uygun değil gibi düşüncelere kapıldın mı? Ben aslında radyo televizyonu istemeden önce İngilizce dili ve edebiyatı istiyordum açıkçası. Çok farklı bir bölüm aslında. Evet, çok farklı bölüm ikisi de. Yani araştırdım yine. İngilizce dili ve edebiyatını da araştırdım. Radyo televizyonu da araştırdım. Yani öğrencilere de bence şunu söylerim. O bölüme gitmeden önce ilk başta bir araştırma yapmalarını öneririm. Çünkü o bölümde okuyacaksınız hep. Ben de radyo televizyon programcılığı yazmadan önce bu mezunlarla konuştum. Hocalarla konuştum, nasıl bir bölüm. Yani o kafayla yöneldim o bölüme. Evet, peki İngilizce dili ve edebiyatından nasıl vazgeçtin? Ya, radyo televizyon programcılığına daha yakın geldi bana. Ya yani kendimi daha yakın buldum. Daha rahat hissedebileceğim bir bölüm. O yüzden radyo televizyon ilerledim. Peki okurken, yani o bölümü okurken iyi ki gelmişim dedin mi bu bölüme? Evet, iyi ki gelmişim dedim. Çünkü dersleri görünce değil mi çok daha farklı her şey? Evet, daha farklı oluyor. Konuşmak da yaşamak çünkü çok farklı şeyler. İyi ki de gelmişim dedim çünkü bana daha yakın hissettiğim bir bölüm. O yüzden iyi ki de okumuşum. İyi ki de okumuşum, evet, ve okuyorum diyorsun. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, yazarken evet sadece adını görerek işte biraz araştırarak yazıyoruz bölümü ama işin içine girdikten sonra bambaşka bir süreçle karşılaşıyoruz ister istemez. Hani gerek üniversitede hocalarından aldığımız dersler, piyasadaki gördüklerimiz, bu sektörde çalışanlar araştırdığınızda, işin içine girip stajlar yaptığınızda aslında sektörün size göre olup olmadığı konusunda tam net kararınız oturmuş oluyor aslında. Peki staj dönemlerinize gelmek istiyorum. Yani staj dönemlerinizde, çünkü okuldaki teorik ve uygulama farklı. İşin içine girip staja gittiğinizde artık daha çok iş ortamını görüyorsunuz. Evet, orada kararlarınız daha da netleşti mi? Ben onu çok merak ediyorum. Pınar, seninle devam edelim. Şöyle, bizim okulda zorunlu staj yoktu ve bildiğiniz üzere zorunlu staj olmayınca gönüllü staj bulması bir tık daha zor zorunlu staja göre. Bu nedenle okurken staj imkanı bulamadım. Okuldaki teorik eğitimimle yetindim. Uygulamalı eğitim bir tık daha yetersiz kalıyordu teorik eğitime göre. Mezun olduğumda da gerekli yetkinliğe sahip değildim haliyle mesleğimde. Ben de bu kanala gelerek burada kendimi geliştirmeye karar verdim ve bu şekilde staj imkanı bulmuş oldum ve
staj dönemim için güzel geçiyor, geçti diyebilirim. Peki o zaman arkadaşlar, öğrencilere, Pınar'cığım özellikle senin bu söylediğinden sonra, öğrencilere şunu tavsiye edebilir misin? Radyo, sinema, televizyon okuyacak öğrenciler bir üniversitedeki ders içeriğine baksınlar. Yani sırf teorik derslerden oluşan bir müfredat varsa onlara yani yeterli olmayacaktır. Uygulamalı derslerin daha çok olduğu üniversiteleri mi tercih etsinler bu anlamda? Hani senin söylediğinden ben böyle bir şey anladım. O yüzden senin ifade etmeni istiyorum. Elbette uygulamalı derslerin daha fazla olduğu bir üniversiteyi tercih edebilirler. Bunun yanı sıra okurken bir yandan staj imkanı bulurlarsa da onlar için çok iyi oluyor. Özellikle radyo, televizyon, sinema bölümünde. Çünkü dediğim gibi teoriden çok uygulamaya dayanan bir bölüm. Bu şekilde. Evet, peki yani şöyle baktığımızda sen edebiyat okumak istediğini, aslında son dakikada radyo, sinema, televizyona yönlendiğini söylemiştin. Arkadaşlar şu an tercih yapan kişiler, ekran başında bizi izleyen gençler sizlerden farklı değil. Yani siz bundan 2 yıl, 3 yıl önce ne yaşadıysanız onlar da aslında benzer durumları şu an yaşıyorlar. O yüzden söylediğimiz, anlattığımız şeylerin gençlere faydalı olmasını ben çok istiyorum. Umarız da faydalı oluyoruzdur bu gençlerimize. Hepimiz bu süreçten geçtik ve YKS tercihleri gerçekten zorlu bir süreç. Öğrencilerin sanki işte bu olmazsa olmaz gibi işin içinden çıkamadıkları bir süreç. Aslında baktığımızda hiçbir şeyin ne başı ne de sonu arkadaşlar tercihler. Tabii ki illaki herkes güzel bir yere yerleşmek ister. Bu sene olmazsa seneye de olabilir. Yani aslında kendinizi bu anlamda da yiyip bitirmemek de lazım değil mi? Bazı öğrenciler bu noktada çok hırslanıyorlar. Bilmiyorum sizler de öyle duygular yaşadınız mı? Ailelere çok baskı yapabiliyorlar ya da aileler de kim zaman öğrencilere bu noktada baskı yapabiliyor ama hiçbir zaman üniversite hiç okumak, bitirmek yani bir şeyin ne başı ne sonu, az önce de söylediğim gibi. Yani tabii ki de okumak, bitirmek çok kıymetli ama bu sene olmazsa seneye de olabilir. En önemli şey sizsiniz öğrenciler değil mi? Değerli olan buradaki kişinin kendisidir. Şimdi Pınar'cığım buradan şunu sormak istiyorum. Az önceki sorum şuydu. Edebiyat okumak isterken bir anda RTS'ye yöneldim. Peki RTS'de hiç müfredat, üniversite vesaire araştırmadın aslında. Bir anda hangi puanım nereye tutuyor? Buna bakarak aslında tercih yaptığını düşündüm. Yani Kocaeli Üniversitesi istediğim bir üniversiteydi. Görece köklü bir üniversite sayıldığı için. Bu nedenle ders içeriklerini yeteri kadar incelemedim. Evet, üniversiteyi seçerek bu şekilde giriş yaptım. Bölümümün, derslerimin içeriklerine çok yeterli bakmadım diyebilirim. Evet, aslında çünkü birçok öğrenci bunu yapıyor. Yani tercih sürecinde içeriklere, üniversitenin daha detaylı araştırmasını yapmadan tercih yapabiliyor. Aslında bu noktada içeriğe bakmak, aslında belki de hocalara bile değil mi? Detaylı bir şekilde yapılan çalışmalara, üniversitedeki neler yapılmış bunlara bakmak da çok çok kıymetli. Sadece puana bakarak tercih yapmak, puanım nereye tutuyor ve şehre göre tercih yapmaktan çok detaylı, kapsamlı bir araştırma isteyen bir süreç aslında. İstediğiniz bölümü önce karar verip ondan sonra üniversiteye ve derslere bakmakta fayda var diyebiliriz herhalde. Aynen, katılıyorum. Değil mi? Bu çok çok değerli. Peki Kadir, sana gelelim. Sen üniversiteni tercih ettin. Evet. Yani üniversiteyi tercih ederken neye dikkat ettin? Ailen Kırşehir'de mi yaşıyor? Yok. Öncelikle. Ailem Aksaray'da yaşıyor. Normalde ben de Aksaray'da yaşıyorum. Sadece staj için İstanbul'a geldim ben. Peki Kırşehir'de yani üniversiteyi tercih ederken evinize yakın olmasını mı göz önünde bulundurdun? Yani yoksa puanın oraya tuttuğu için mi? Yani genellikle puana göre sıralama yaptım ama o da yakın denk geldi. Ya bu benim için bir şans olabilir. Yani genellikle radyo televizyon bölümü tercih ettiğim için yani genelde puana baktım. Üniversiteleri hiç araştırmadım. Bu da bir hata olabilir tabii. Ama yani evet, üniversiteyi çok araştırmadın aslında. Yani araştırmadım üniversite. Sadece radyo televizyon odaklı baktım. Hiç araştırma yapmadım, derslere bakmadım. Hem yakın olduğu için direkt gittim yani. Bu da bir hata olabilir. Siz öyle bir hataya düşmeyin. Araştırın. Evet, üniversiteyi değil mi? Araştırın. Evet, araştırın. Peki görün. Az önce Kadir şey söyledim. Ben puanıma göre araştırdım dediniz ama tercih uzmanları puana göre asla tercih yapmamanız gerektiğini, sıralamaya göre tercih yapılması gerektiğini söylüyor. Siz de buna dikkat ettiniz mi? Yani ben pek sıralamaya bakmadım ama direkt puana göre tercih ettim. Bu sene de baraj şey kalktı. Direkt yığılma oldu galiba. Evet, yani sıralama aslında gibi. Tercih uzmanları her sene sıralamaya göre tercih yapılması gerektiğini, bu sene iki kat daha değerli olduğunu söylüyorlar. Yani evet, ben direkt puanla gittiğim için sıralamaya hiç önem vermedim. Yani. Belki sıralamaya dikkat etsen daha da istediğin bir üniversite olacak. Evet, bu bir hata olabilir ama direkt yakın olduğu için direkt üniversiteye gittim görmeden. Yani memnun muyum? Memnunum. Teorik dersler de var, uygulamalı dersler de var.
Yani siz de ona göre araştırmanızı yapın, ona göre gidin derim. Ama güzel yani, aileye yakın olması da bir avantaj diye ben düşünüyorum mutlaka, yani, değil mi? Tabii ama yani yakın olmasa da bir hiçbir şey fark etmiyor. Yani dersler yoğunlukta olduğu için gidip gelme olmuyor. Yani, evet, bakın bu da güzel bir detay ama. Yani zaten her türlü aileye çok sık gidip gelemiyoruz. Derslerimiz çok yoğun diyor Kadir. Yani yakın, zaten çok yakın, bir saat falan sürüyor. Yani iki ayda bir gidebiliyordum derslerden dolayı. Oo. Yakın olmasa da hiçbir fark etmiyor yani. Evet. Üniversiteye göre tercih yapın. Çünkü çok yoğun bir süreç değil mi üniversiteye başladıktan sonra? Vizeler, finaller, gerek bayağı uygulamalı dersler geçiyor, yoğun bir şekilde geçiyor. Peki seninle devam edelim Mert. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? YKS tercihlerini yaparken sıralamaya göre mi tercih yaptın? Puana göre mi tercih yaptın? İstediğin bölüm mü geldi? Hem sıralama hem de puanıma göre tercih yaptım. Şişli Üniversitesi araştırırken de lisedeki hocalarımdan tavsiye aldım. Lisedeki hocalarıma alternatif üniversitelerin linklerini attım. Tecrübelerden yararlandım kısaca hocalarımın. Evet, güzel. Okuldaki hocalarınızdan destek evet, aldınız. Evet, okuldaki hocalarımdan destek aldım samimi olduklarımla. Evet, bu çok değerli. Zaten özellikle liseden mezun olan kişiler tercih yaptığı için zaten lise hocalarınız bu anlamda büyük etkisi oluyor. Hepimiz o şekilde lisedeki, değil mi, rehberlik hocalarımızdan destek alarak aslında ilk tercihlerimizi oluşturduk. Peki Zeynep, senin tercih sürecin nasıl geçmişti? Tercih sürecim aslında kolay geçti. Çünkü ben Nişantaşı Üniversitesi'ni isteyerek girdim sınava. İnsanlarda şöyle bir ön yargı oluyor normalde. Vakıf üniversitelerini devlet üniversitelerine göre daha aşağıda görüyorlar. Ama eğitim olarak Nişantaşı Üniversitesi'ni çok yeterli görmüştüm. Hala da öyle, çok memnunum. Aldığım eğitimden memnun olacağımı bilerek girdim. Çünkü mavi diploma belki duymuşsunuzdur. Yurt dışında da geçerli diploma olanağı var. Zaten beni bu cezbetmişti. Sonrasında da oradaki eğitimcilerin daha deneyimli olduğunu, yurt dışında eğitim aldıklarını falan gördüm, araştırdım. Gazetecilik bölümü içinde zaten son öğrencileri biziz okulun. Bölümümüz kapatılacak, son mezunlar olacağız. Neden kapatılıyor? Yeni medyaya geçiş oldu. Aslında bölüm değişti diyebilirim. Yani yeni bölümün medya, adı değişti belki. Bölümün adı değişti değil de artık son zamanlarda gazetecilik yeni medyaya taşındı. O yüzden yeni medyaya daha çok öğrenci gittiği için bizim bölümümüzde de 20 kişi kaldı. Öğrenciler yatay geçiş yapıp ya farklı okullara ya da bizim okulumuzda çap yapıp yeni medyaya geçiş yapıyorlar. Ama normalde gazetecilik bölümünün bence yeni medyadan çok daha farklı olması gerekiyor. Ya yani eğitimciler ve öğrenciler artık onların birleştiğini, aynı eğitim verdiklerini düşünmeye başladığı için bizim bölümümüz yeni medyaya taşındı diyebilirim. Evet, bakın arkadaşlar, bu da çok farklı bir bilgi. Nişantaşı Üniversitesi'nde gazetecilik bölümü artık yeni medya olmayacak ve yeni medya bölümü olarak devam edecek. Yeni medyada farklı bir bölüm. O da aslında çok geçmişe olan bir bölüm değil. Sosyal medyalar, değil mi? Son zamanlarda tabii ki biliyorsunuz çok büyük değişiklikler oldu hayatımızda. Farklı meslekler çıktı. Evet. Yeni medyada bunlardan bir tanesi. Geleneksel medya zaten gazetecilik yerini yeni medyaya bırakınca insanlar ister istemez, öğrenciler de yeni medyaya geçiş yaptılar. Radyo, televizyon da aynı şekilde. Bu bölümler genelde bağlantılı bölümler olduğu için zaten daha çok yeni medyaya geçiş yapılıyor. Yani bizim okulumuzda da böyle bir düşünce var sanırım. O yüzden gazetecilik bölümü kapanıyor. Peki diğer bölümlerde değişiklik var mı? RTS, radyo, sinema? Yok, hayır. Gibi. Onlar aynı. Onlar devam aynılar, ediyor. Evet. Sadece gazetecilik bölümü bundan sonra mezun vermeyecek. Evet. Evet, güzel. Değişik bir sistem olmuş sizin üniversitenin son mezunu. Yeni bir üniversitenin son mezunu olmak da ayrı bir durum, evet, gerçekten. Öyle. Gazetecilikte, ama sen gazeteciliği çok istediğin için orada kararlısın sanıyorum. Evet. Yeni medyaya geçmeyeceksin. Geçmeyeceğim. Evet, güzel, ama istediğiniz şeyde yürümek, kararlı olmak. Çünkü gazetecilikte her zaman devam edecek bir sektör. Belki yarın, yani ilerleyen zamanda basılı olmayacak, dijital ortamda olacak, ama gazetecilik her zaman olacak. Evet. Habercilik her zaman olacak. O anlamda siz zaten mutlaka işinizi yapıyor olacaksınız. Evet Barış, seninle devam edelim. Senin tercih sürecin nasıl geçmişti? Ben de puana göre baktım açıkçası, yanlış yapmışım. Sıralamaya göre bakmam gerekiyormuş, değil mi? Evet, hata yaptım. İstediğim üniversite oldu mu? Olmadı. Ama yine ben üniversitemden mezunum. Tek sıkıntısı bu pandemi dönemi biraz sıkıntılı geçti. Verim alamadık bir sene. Yani benim için tek üniversitenin o sıkıntısı. Hangi üniversitedeydin? Şişli Meslek Yüksek Okulu. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim güzel değil miydi? Güzel değildi. Verim alamadık. Çünkü okulda bizim bölüm zaten uygulamalı ağırlıklı bir bölüm. Yani online olunca da bu verimi almak imkansız gibi bir şey, çünkü hep yazılı, video izlemek zorundayız.
Ya sıkıntı oldu birazcık. Evet, pandemi sürecini çok iyi yöneten üniversiteler oldu, yönetemeyen üniversitelerde olduğunu duyuyoruz tabii ki öğrencilerden. İşin içine tabii ki girince anlaşılır her şey. Ama pandemi süreci gerçekten farklıydı Türkiye için, değil mi? Bir anda hani herkes, bütün okullar, anaokullarından üniversiteye kadar herkes bir anda uzaktan eğitime geçti. Bunu kimi çok güzel başardı, kimi başaramadı. Ama gene de Türkiye olarak hızlı bir şekilde uzaktan eğitime entegre olduğumuzu ben düşünüyorum. Bütün okullar genelinde, hem devlet hem özel üniversiteler. Belki ilk 2-3 ay bocalanmış olabilir ama bir sonraki sene Eylül ayında tekrar devam ettiği için o dönem bence gene de başarılıydı diye düşünüyorum. Peki biraz da üniversitelerinizden bahsedelim. Hazır Barış Üniversite mezunu açmışken diyelim. Barış, seninle devam edelim o zaman. Şişli Meslek Yüksekokulu'nu isteyerek mi yazmıştın? İsteyerek yazdım. Okula zaten benim lisem okula gezi turu düzenlemişti. Okulda bölümleri gezdik, stüdyosunu gezdik. Burada ailen nerede yaşıyor? Ailem İstanbul'da yaşıyor. Hangi semtte? Gazi Osman Paşa. Peki Şişli Meslek Yüksekokulu senin okulun hangi semtte? Benim okulum Maslak'ta. İki yerleşkesi var. Biri Mecidiyeköy'de, biri Maslak'ta, ben Maslak'tayım. Maslak'taki. Evet. Çok uzak oluyor mu peki sana? Uzak oluyor tabii. Yani trafik olunca sabah trafiği oluyor. Sabah saat erken olunca ders trafik oluyor. Ya bu yüzden zaten de hocalar birazcık daha saat kıstı bizim için. Hem derse yetişebilim de hem de sabah trafik olduğu için. Ama bir süre sonra zaten alışıyor insan her dakika erken kalktıktan sonra. Tabii. Bir de yani o trafiğe de alışıyorsunuz gide gele okulun düzergahlarına. Belki farklı alternatif yollar deniyorsunuz gibi. Orada bir uyum sağlayabiliyorsunuz. Peki Şişli Meslek Yüksekokulu'nda okumaktan memnun muydun? Memnunum. Hem stüdyo açısından hem kameralar, ekipmanlar açısından memnundum. Ya hocalar da tabii önemli bu durumda. Hocalarımdan da memnundum. Yani eğer radyo televizyon isteyen öğrenciler bu okulu seçebilir. Evet, bölüm noktasında. Peki sosyal imkanlarınız nasıldı? Sosyal imkanlarımız biraz kısıtlıydı aslında. Ya okula göre, şimdi her okuldan okula değişen bir şey bu, değişken. Yani kısıtlıydı, söyleyeceğim bu kadar. Evet, tamam. Peki Zeynep'ciğim, senin de devam edelim. Sen Nişantaşı Üniversitesi'ni isteyerek yazdığını söylemiştin. Peki Nişantaşı Üniversitesi'nde okumaktan memnun musun? Sosyal imkanlarınız nasıl? Ailen burada mı, İstanbul'da mı yaşıyor? Ailem İstanbul'da yaşıyor. Birlikte yaşıyoruz zaten onlarla. Ben şehir dışında okul bilerek seçmek istemedim aslında. Hem ulaşım olarak da yakın olması çok iyi oldu benim için. Bizim okulumuzun zaten Maslak'ta tek yerleşkesi var. Bu da çok iyi bir şey çünkü bütün bölümlerle bir aradayız. Okulun içi çok geniş, kampüsümüz çok güzel. Sosyal olarak da sürekli etkinliklerimiz oluyor. Yani okulun etkinliklerine katılım sayısı da genelde ücretsiz olduğu için çok oluyor. Öğrenciler çok seviyorlar. Yani okul hem sosyal açıdan hem eğitim açısından çok iyi. Çok şu an özellikle bu sene zaten sürekli reklam veriyorlar, her yerde görüyoruz. Öğrenciler çok tercih ediyorlar. Evet, güzel. Peki Pınar, seninle devam edelim. Devlet Üniversitesi'nde okudun. Peki üniversiteyi tercih ederken gerçekten isteyerek mi tercih ettin? O okulun sana sunduğu imkanlar nasıldı? Şöyle, ben İstanbul'da yaşadığım için, Kocaeli yakın olduğu için, hem de dediğim gibi Kocaeli köklü bir üniversite sayıldığı için görece Kocaeli Üniversitesi'ni isteyerek tercih ettim. Okulun bana sunduğu imkanlar, etrafında çok fazla yurt var. Bu nedenle bayılma sıkıntısı hiçbir şekilde çekmedim. Bunun dışında üniversitede pek çok kulübümüz vardı. Çeşitli kulüplerde görev alabildik. Yani sosyal imkanlarımız da fazlardı aslında. Sosyal açıdan bir sıkıntı çekmedim diyebileyim bu nedenle. Peki ailenden uzaktaydın. Oradaki konaklama imkanları nasıl oldu? Zorlandın mı? Şöyle, bana KYK çıktı diye ilk yılımda. Bu nedenle konaklama açısından zorlanmadım. Evet, ama ilk kez ailemden uzağa gittiğim için bir tık özlem çektim diyebileyim. Yakın olduğu için ilk zamanlarda hafta sonları sıklıkla İstanbul'a gelerek alıştım bu duyuma. Evet, güzel. Peki Kadir, senin sürecin nasıl geçti? Sen Ahi Evran Üniversitesi'nden, Kırşehir'den, sosyal imkanlardan biraz bahsedebilir misin bize? Yani sosyal imkanlar biraz kısıtlı orada. Hani kulüpler var ama onlar da pek fazla faaliyet gösteremiyorlar. Ben de yakın olduğu için, okul hiç araştırmadan, yakın olduğu için tercih ettim. Yani okulla şehir iç içe, yani vatandaşlarla öğrenciler iç içe yaşıyorlar. Yani daha çok sıcakkanlılar,
bu şekilde. Öğrenciye yaklaşımı nasıl şehirdeki kişilerin? Gayet güzel, çok değer veriyorlar, önemsiyorlar. Bu çok önemli. Yani evet. Bir şehrin öğrenciye yaklaşımı çok önemli. Yani büyük şehir gibi değildi. Zaten Kırşehir küçük bir şehir. Daha çok öğrencilere değer veriyorlar, önem veriyorlar. Daha çok faaliyet göstermesini sağlıyorlar. Bu şekilde. Konaklama imkanları nasıldı? Sen nerede kaldın? Çünkü yani, ailenin yanında kalmıyorsun. Bir saat de olsa uzak evet. Bir mesafe. Ben direkt zaten KYK yurduna başvurmuştum. Direkt çıktı. Direkt KYK yurduna giriş yaptım. Zaten okulun etrafında birçok yurt var. İçinde de yurtlarımız var. Yani bu şekilde. Yurtta bir sıkıntı yok. Daha da yapılıyor yurtlar. Yani, konaklama rahat o zaman Kırşehir'de. Evet, konaklama gayet rahat. Peki şunu söyleyebilir misin? Şu an ekonomi şartlar tabii ki hiçbir şey kolay değil günümüzde. Öğrenciler tercih yaparken birçok şey düşünüyorlar. Evet. Kırşehir'e geldiklerinde daha rahat, daha ekonomik olarak kolay yaşayabilecekleri bir yaşantı var mı? Yani var gibi şu de... Şu an İstanbul'da görüyorsun çünkü. Evet, İstanbul'da gördüm. Kırşehir daha iyi bir konumda şu an. Yani evler, yurtlar aynı fiyatta diyebilirim. Yani istediği zaman eve de çıkabilir. Yurtta da kalabilir. Ekonomik sıkıntıdan da öğrencileri zorlamıyorlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok zorlanmadığınız bir şehir aslında. Küçük yok. Olduğu için biraz daha ekonomik değil evet, mi? Evet, ekonomik, öğrenci dostu bir şehir. Evet, bu çok çok değerli arkadaşlar. Çünkü tercih yaparken birçok noktayı göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü ailenin şartları önemli. Gideceğiniz şehirde sizi, çünkü ekonomik olarak sponsorunuz aileler bu noktada değil mi? Aileleri de çok zorlamadan ona göre de bir şehir tercih etmek, belki ailenizin yanındaki bir üniversiteyi tercih etmek, uzağa gidiyorsanız da ona göre değerlendirmek çok çok değerli olduğunu söylüyoruz. Peki Mert, sizde durum nedir? Senin ailen nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyor. Hı hı. Okuluna uzak mı peki evin? Uzaktı. Ama Şişli Meslek Yüksekokulu değil mi? Gene Maslak'ta. Aynen, Maslak yerleşkesindeydi. Metro'dan gidip geliyordum. Sizin aileniz nerede yaşıyor? Zeytinburnu'nda yaşıyor. Zeytinburnu. Metro ile ulaşım sağlayabilmek o zaman İstanbul için büyük avantaj. Evet. O çok güzel. Mert o zaman şanslı kesim. Ailesinin yanından metro ile ulaşım sağlayarak gidebiliyor. Peki çok güzel. Bugün arkadaşlarımızın görüşlerine yer verdik. Farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız. Peki son cümleler, son olarak arkadaşlar birer cümle tercih yapacak arkadaşlara tavsiyelerinizi ben istiyorum. Mert seninle başlayalım. Grafik tasarım tercih edeceksiniz. Çizim yeteneğiniz biraz iyi olmasına bakın. RTS, radyo, sinema, televizyon için ne önerirsin? Radyo, televizyon için de ben kısa film çekebilirim. Senaryo iyi yazabilirim. Yaratıcıyım diyebiliyorsanız düşünmeden tercih edebilirsiniz. Evet, güzel, bakın Mert'in önerileri. Gerçekten biraz daha kamerayla aslında haşır neşir ve o işleri seviyorsanız video çekmeyi... Bu alanda okuyabilirsiniz, RTS'ye yönelebilirsiniz, radyo, sinema, televizyon bölümüne yönelebilirsiniz ya da grafik için çizim yeteneğinizi bakarak da tercih edebilirsiniz diyor. Zeynep, seninle devam edelim. Gazetecilik okumak için de çalışma saatlerine sorun etmemek, yani gece gündüz haber peşinde koşabilecekseniz, araştırmayı seviyorsanız, meraklıysanız tercih etmeniz gerekiyor bence. Evet, güzel. Barış? Radyo, televizyon programcılığı. Eğer istiyorsanız, bence okulu da bence bir araştırmanızı öneririm. Öğrencilere, öğretmenlerle bir konuşmasını isterim. Çünkü daha iyi bir bilgi, verim alabilir onlardan. O şekilde. Evet, güzel. Peki Pınar'cığım, sen ne düşünüyorsun? Öncelikle herkesin sevdiği bölümü tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve bölüme girmeden evvel okulu, dersleri özellikle iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra radyo, televizyon, sinema seçmek isteyen öğrencilerin de okurken bir yandan bir yerlerde zorunlu staj değilse bile gönüllü staj yaparak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, bu şekilde mezun olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabileceklerse bu bölümü seve seve tercih edebilirler. Evet, güzel. Kadir, sen yeni tercih yapacak öğrencilere ne tavsiye edersin? Yani öncelikle şunu söylemeliyim, puana değil de sıralamaya göre bakın. Yani kendinizi geliştireceğinizi düşünüyorsanız, mutlu olacağız bir mesleği seçin. Ben radyo televizyon seçtiğim için mutluyum. Kendimi de geliştireceğimi düşünüyorum. Siz de seveceğiniz işi yapın, geliştirin. Evet, güzel. Seveceğiniz işi yapın diyor Kadir. Gerçekten bu çok kıymetli. Seveceğiniz iş, bunun içinde kendi küçük küçük kendinizi tanımaya çalışın arkadaşlar. Nelerden hoşlanıyorsunuz, neyi seviyorsunuz? Mert'in dediği gibi kamera çekmek, kısa filmler çekmekten hoşlanıyor musunuz? Ya da masa başında oturup sabırlı bir şekilde çizim yapabiliyor musunuz?
Meraklı ve heyecanlı, gece gündüz haber peşinde koşabilirim diyorsanız gazetecilik bölümü diyor Zeynep. Bunun gibi farklı farklı gençlerimizin görüşleri var. Sizler de gençlerimizin görüşlerine kulak verirsiniz umuyorum. Tabii ki araştırın. Şu an internette her yerde bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Birçok noktada bilgi var. Araştırırsanız aslında çok daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Ama deneyim çok kıymetlidir. Biz bugün sizlere 5 arkadaşımızın deneyimini aktarmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Bugündeki YKS tercihlerin programını burada noktalandırıyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.